Erdemli mahalle muhtarı Ahmet Yıldırım. 1962 doğumluyum. Kendim lise mezunuyum. Daha önce İstanbul'da yaşadım. Bu son 5-6 senedir köyde yaşıyorum. Şu an için işte köy için kamu hizmeti veriyorum vatandaşlarıma. Bizim Kale ilçesi, buradan Kale ilçesine yaklaşık 8 veya 10 arası, 10 kilometre arasıdır. Malatya merkeze 30-35 kilometre, 35 kilometredir Malatya merkeze. Başka bir ilçemiz yok. Burada bize yakın olan Pötürge var, uzakta, arka tarafta. Bizim köyümüzün nüfusu yaklaşık 350-400 arasıdır. 350-400, şu an için tabii bu yeni gelen gurbetçilerimiz vesaire var. Var bizim burada bitişikte bizim bir sağlık ocağımız var. Şu an için aktif olarak görev yapmıyoruz. Onunla ilgili bir çalışmamız, bir müracaatımız oldu. Faaliyete getireceğiz, aktif hale getireceğiz. Onun da görev, hizmet vermesini, aktif olmasını sağlayacağız. Bizim Erdemli'de 3 tane camimiz var. Sadece bu Memmi Ömer'de bir tane camimiz var. Ya onlara söylemek istediğimiz tabii ki şeyler var. Önce onlara selamlarımızı söylüyoruz, iletiyoruz. Ayrıca oradaki gurbetçi arkadaşlarımızın işte buraya gelmeleri, gitmeleri, efendim Hatay yeri, dedelerinin yeri, buraları ziyaret etmeleri, bu bizim hoşumuza gidiyor. Onların da hoşuna gidiyor diye düşünüyorum ama malum işte imkanlar dahilinden herkes ancak bunu yaz mevsimlerinde sağlayabiliyor. Geliyor işte 15-20 gün neyse, 1 ay, 3 ay. Baba memleketinde, işte ata dede memleketinde kalıyor. Tatilini yapıyor. Biraz da bağına, bahçesine, imkanlar dahilinde ne kadar bakabiliyor, ondan sonra bırakıp gidiyor. Ben size, sizinle bu ilginize, yakın duyarlılığınıza teşekkür ediyorum. Oradaki tüm arkadaşlarımıza da, gurbetteki o Esenler çevresinde benim bildiğim kadarıyla yaklaşık 400-500'e yakın bir nüfusumuz var. Onların da hepsine selamlarımı, saygılarımı söylüyorum. Ben Nevzat Gültekin, 1961, Malatya Erdemli Köyü, Kızıran Mahallesi'nde doğdum. Sizler öncelikle hoş geldiniz. Sayın Belediye Başkanımız Tevfik Bey'e teşekkür ederiz sizlerin aracılığıyla. Bizim buradan gurbete çıkma şeyimiz, bizim babalarımız çıkmışlar. Tahmini 70'li yıllardan falan buradan göç başlamış. İşte gidip İstanbul'dan çalışıp gelip kışında işte buradan kalmışlar. Yani 70'te başladılar. 80'li yıllarda işte yavaş yavaş boşalmaya başladı. Bizim İstanbul Esenler'de Tuna Mahallesi'nde iki katlı dernek yerimiz var. Mülkiyeti bize ait almışız, mülkiyetini almışız, borcunu bitirmişiz. Yani tertemiz yapmışız. Yani çok güzel bir İstanbul Esenler'de, yani birinci gelmesine ikinci, üçüncü gelecek şekilde bir derneğimiz var. Tabii ki gelirler, gelmezler mi yani, mecburen geliyor. Yazın burası çok canlı. Şu an şey değil, kışın pek şey ama yazın burası çok canlı geçiyor. Hepsi buradalar yani, bayağı yazın kalabalık olurlar. Yani nereye gidersek gidelim, gideceğiz burası. Gide geliyoruz, yazın köyümüze geliyoruz. Köyümüzde kalıyoruz. Vallahi gurbetteki ayırsa ben de gurbetteyim. Oradaki arkadaşlarımız, hepsi dostlarımız, herkese cumalarım mübarek olsun. Şimdi de şey yapıyorum, herkese hayırlı işler diliyorum. Zaten bizimkilerin hepsi İstanbul'da eskide hamallardı, babalarımız, atalarımız. Şu an hepsi tekstilciler. Hepsinin atölyeleri var. Herkesin 10, 15, 20, 25 kişi, 30 kişi, 50 kişiye ekmek veren şeyciler, yani bizim tekstilciler. Kot üzerine tekstil işi yapıyorlar. Çok şükür herkesin, Allah işlerini rast getirsin. Sayın Belediye Başkanı Tevfik Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'da da bizim elimiz kolumuzdur. Zaten biz İstanbul'da da Esenler'de kalabalığız. Bizim köylerimizin, mahallemiz hepsi İstanbullular. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Kenan Akkoç, Malatya Erdemli köyü doğumluyum. Burada yaşamıyorum ama yazın burada geçiriyorum. Kışın İstanbul'da, yazın 4 veya 5 ayım burada geçiyor. Yani baba ata toprağı, anne burada. Çiftçilik ve kayısıcılıkla uğraşıyoruz. Tabii yazın buranın nüfusu inanın 3-4 katına çıkabiliyor. Yani şurada camiyi az önce namazımızı kıldık. Dışarıda o kadar kalabalık oluyor ki cami cemaati içeriye sığmıyor. Genelde bizim, mesela ben Esenler Atış Alanı Birlik Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Genelde tekstil sektöründe hizmet vermekteler. Ya başkanımızın ne kadar hizmet aşığı bir başkan olduğunu bildiğimiz için onun elinin buralara kadar uzanacağını da biliyorum. Başkanıma yaptığı işlerden dolayı başarılar dilerim, saygı ve sevgilerimi sunarım. İsmim Hanifi Gültekin, Malatyalıyım. İstanbul'da ikamet etmekteyim. Yazları köyümüze gelip gidiyoruz. Ata toprağıdır. Yalnız bırakmamak için, harabe kalmaması için. Tahminen ya şöyle bir 400-500 rahat vardır. Esenler bölgesinde ikamet eden, başka bölgelerde, ilçelerde de ikamet eden köylülerimiz var. Köyün şartlarından ötürü çoğu gelmek istemiyor. Yol sıkıntısı dersiniz, su sıkıntısı vesaire vesaire, bu tür sıkıntılardan dolayı köylüler fazla, gençlerimiz gelmek istemiyorlar. Biz onlar için ön ayak olmaya çalışıyoruz. Şartları iyileştirmeye çalışıyoruz ki işte gençlerimiz de buraya gelebilsin. Ama şartlarımız ortada. Gençler kaldıramıyor. O yüzden çoğu gelmiyor buraya. Genellikle kayısı, çiftçilik, buğday ekiyorlar, mısır ekiyorlar, arpa ekiyorlar. O şekilde çiftçilikle geçiniyorlar daha doğrusu. Köy içerisinde marketimiz vesaire yok. Aşağıda ovada market var. Genelde ihtiyaçları karşılamak için ya ovaya geçiyoruz ya da çarşı dediğimiz Malatya merkeze gidiyoruz. İhtiyaçlarımızı oradan gideriyoruz. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bu konuları ele almak için sizleri buraya gönderdi, aracı oldu. Kendisinden Allah razı olsun diyorum. Asrı gurbet harap etmiş köyümü. Bülbül gitmiş, baykuş konmuş. Gelele, 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 gel he. Ben ağayım, ben paşayım diyenler kapıları kilitlemişler. Gelele, 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 gel hele, gelele. Ben Bekir Coşkun, 1956 Erdemli Memmümer Mezarası'nda doğdum. Geçim burada sağlıyorum. Çiftçiliğimden uğraşıyorum. Gurbette çalıştım. Bir 8-10 sene kadar İstanbul'da çalıştım. Bundan sonra köye döndüm. Burada geldim, köye döndüm, köyden emekli oldum. Genelde kayısıyla uğraşıyoruz. Bizim geçimimiz odur. Kayısı şöyle böyle bir 22 binden bu yana başladı kayısıcılık. Önce de para da yetmiyordu zaten. Yani biz arzur geçiniyorduk. Arpa, buğday, mısır, yonca, bu tür şeyler ekerdik. Şu anda onlar yok diyebilirim. Kimse ekmiyor. Kayısı'ya yöneldik. Tevfik Başkanıma saygılarımı sunarım. Ben kendisine başarılar dilerim. Bunu söylerim başkanım. Bir ev burada, bir ev karşıda kalmış. Sorun hele bizim komşular ne olmuş. Kırk senelik ağaç kurumuş kalmış. Bizim köyler tanınmıyor. Gelele, 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 gel hele, gelele. 40 senelik ağaç kurumuş kalmış. Bizim köyler tanınmıyor. Gelele, gelele de dudu dillim, gel hele. Gelele de ben ölürüm, gel hele.